Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz iş analizinin temel unsurları nelerdir sorusunu cevaplamaktır. Bu soruyu cevaplamak için 3 temel kavramı birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Nedir bu 3 temel kavram? Bunlar iş analizi, iş gereksinimini İngilizce job description ve çalışan gereksinimini o da job specification. Sunumumuza iş analiziyle başlayalım. Daha doğrusu önceki videolarımızda değindiğimiz gibi iş analizi nedir sorusunu hatırlayalım. İş analizi deyince arkadaşlar işin kendisi, işin yapılabilmesi için gereken faaliyetler, bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için sahip olunması gereken bilgi, beceriler ile ekipman ve sistemler, bunların gerektirdiği yetki, görev ve sorumluluklar, anılan yetki, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sonucunda elde edilen ürün ve hizmetler, işin yerine getirildiği çalışma ortamı ve sonuç olarak işe yönelik tanımlanmış olan, yukarıda tanımlanmış olan bilgi, beceri, görev, sorumluluklar, ürün ve hizmetin tanımlandığı gibi gerçekleşme durumlarının analizi. Arkadaşlar burada dikkat çekilmesi gereken husus iş analizinin merkezinde 1. işin kendisi, 2. işi yapan kişi yer almaktadır. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. İş analizini yapan kişi ortaya çıkan sorunların işin kendisinden mi, yoksa o işi yapan çalışanın kendisinden mi kaynaklanıyordu sorusunun cevabını aramasıdır. Aldığı bu cevabı da sürekli olarak değişen iş, çevre ve pazar şartları çerçevesinde iş analisti güncellemek zorundadır. Eğer işin kendisi ile ilgili bir sorun varsa neye göre, kime göre bu sorun sorusunun cevabı aranmalıdır. Bu sorunun cevabı da iş gereksinim yani job description dokümanında bulunmalıdır. Diğer taraftan eğer karşılaşılan sorun işin kendisinden değil de işi yapan çalışandan kaynaklandıysa o zaman çalışan gereksinimleri yani job specifications dokümanının incelenmesi gerekmektedir. Arkadaşlar yani anlayacağınız iş analizinin sürekli ve sistematik olarak yapılması ve her iki dokümanın da doğru ve güncel olarak tutulması gerekmektedir. Şimdi her iki kavrama bir bütün olarak bakalım. Görüldüğü üzere iş analizi denilince aklımıza iş ve çalışan gereksinim dokümanları gelmelidir. Dikkat edeceğiniz üzere her ikisinin de hedefi aynıdır. Yani her ikisi doğru yapıldığı zaman iş analizi hedefine ulaşacak ve iş analizi sonucunda elde edilen sonuçlar, esaslar veya kurallar kullanılabilecektir. Sizlerden hemen şu soruyu sormanızı istiyorum. Hocam nerede kullanılacak? İşte cevabı. İnsan kaynakları planlamasında, İşe alma ve terfi etme yükseltme politikalarının belirlenmesinde, çalışanların eğitim ve yetiştirilmesinde, iş değerlendirmesinde, ücretlendirmede, çalışanların performans ödüllendirmesinde, kişisel verilerin bakımında ve son olarak iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili konularda kullanılacaktır. Ne kullanılacak tekrar edelim? İş analizi sonucunda elde ettiğimiz esaslar, kurallar veya sonuçlar. Şimdi iş analizi ve iş gereksinimi kavramlarının 6 farklı açıdan inceleyelim. Ben sadece önemli noktaları kısaca vurgulayacağım. Metnin tamamını okumak size kalmış arkadaşlar. İş analizi tanım yönüyle sistemli ve detaylı bir analiz çalışması iken iş gereksinimi analiz sonuçlarını içeren bir özettir. Kısaca nedir diye sorarsanız iş analizi bir süreç, iş gereksinimi ise bir dokümandır. İş analizin amacı işle ilgili tüm ihtiyaç ve gereksinimleri ortaya çıkarmak iken iş gereksinimde amaç dokümanı oluşturmaktır. İş analizinin kapsamı iş iken iş gereksinimde işin kapsamının dokümante edilmesidir. Çıktı iş analizinde yazılı veya sözlü olabiliyorken iş gereksinimde çıktı yazılıdır. Son olarak iş analizinde fayda birçok alanda görülürken iş gereksinimde fayda çalışanın işi tanıması ve kendi kendine ben bu işi yapabilir miyim? Daha doğrusu benden ne istenecek? Ben bunları yapabilir miyim? Sorgulamasını yapmasıdır. Şimdi geldik iş gereksinimi ve çalışan gereksinimi dokümanlarının karşılaştırılmasına. Gördüğünüz üzere her ikisi de birer dokümandır. Ben karşılaştırmayı 5 farklı açıdan yapmayı planlıyorum. İş gereksinimi tanım yönüyle iş ile ilgili hususları içeren bir özet doküman iken çalışan gereksinimi dokümanı çalışanın sahip olması gereken minimum bilgi, beceri, yetenek seviyesini gösteren doküman olarak tanımlanmaktadır. Kısaca nedir derseniz işle ilgili tüm bilgiler iş gereksinim dokümanında listelenirken çalışan gereksinimi dokümanında da çalışanda olması gereken bilgi, beceri, yetenekler listelenir. İş gereksinimi iş analizi süreci sonunda hazırlanırken çalışan gereksinimi ise işe göre adam seçiminde kaynak olarak kullanılır. İş gereksinimde odak noktası işin kendisi iken çalışan gereksinimde odak noktası çalışanın kendisidir.
iş gereksinimi iş ile ilgili, çalışan gereksinimi de çalışan ile ilgili gerekli tüm bilgileri açıklar. İş analizi çalışmasının doğru yapılıp yapılmadığı hususunun doğrulanması için literatürde sıkça kullanılan işe göre adam ve adama göre iş kavramlarının tam olarak örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir. Doğru yapılmış ise her iki kavram tam veya çok yüksek oranda örtüşür. Eğer yanlış yapılmış ise örtüşme oranı orta veya düşük seviyede olur. Arkadaşlar, sonuç olarak iş gereksinimi dokümanında işin tanımlanması ön plana çıkarken çalışan gereksinimi dokümanında da İşe göre adam seçimi ön plana çıkmaktadır. Arkadaşlar, bu kısa videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Eğer iş analizi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz iş analiz kitabımı veya Yalın Yönetim ve Altı Sıkma kitaplarımı referans listenize ekleyebilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla, huzurla, mutlulukla, adaletle, yardımlaşma ile, akıl ve bilgiyle ve sürekli gelişim içinde kalın.